Arkadaşlar merhaba. Çok fazla maske konuştuk, eldiven konuştuk, hala devam ediyor. Bir taraftan konuşuyoruz ama bir taraftan da hakikaten etrafta da hala gereksiz kullanımlarında olduğunu görüyoruz. Bunun aslında temeli toplumdaki genel olarak hastalıkla ilgili bir korku. Öncelikle belki şunu söylemek lazım. Ee, hangi durumda biz kendimizde acaba Covid 19 olabilir diye şüphelenmeliyiz? Önemli bulgu %100 olmasa da ateş ama %100'e yakın oranlarda ateşin düşmemesi mesela gripte 3 günde ateşin düşmesine e, çok alışkınız hep bunu söyledik de yaşadık da ama burada ateş düşmüyor genellikle devam eden bir ateş ve öksürük kuru bir öksürük çoğu zaman ondan sonra 8. 9. günde ortaya çıkan e, solunum sıkıntısı tabii ki solunum sıkıntısına kadar bekleyin demiyoruz ama e, burada belki şunu da Değerlendirmek çok önemli. Risk grubumsunuz değil misiniz? 60 yaşın üstünde değilseniz, ek bir hastalığınız yoksa, şeker hastalığı, tansiyon, kalp hastalığı gibi bir hastalığınız yoksa, böbrek hastalığınız yoksa, herhangi bir nedenle vücut direncinizi düşürecek bir tedavi almıyorsanız, böyle bir hastalığınız yoksa, o takdirde risk grubu da değilsiniz. Bu durumda çok fazla telaş etmenize gerek yok. Çünkü bu hastalıkta özellikle 40 yaşın altında ve bu hastalığı olmayan kişiler son derece selim bir şekilde hastalığı geçiriyorlar. Bu da bir soğuk algınlığının cinsi diye düşünmek lazım. Biraz daha fazla yayılan bir cinsi. Bu anlamda tabii ki belirtilerimiz olabilir. Ama her öksürükte iki öhö öhö oldu hemen doktora gideyim mi Değil ateş ve öksürük düşmeyen ateş söz konusuysa, o zaman hemen en yakın e, sağlık merkezine başvurmaktan da çekinmeyin lütfen. Çünkü bunun içinde çözümünü aramak gerek gerçekten çözüm gerektiren bir durum varsa, bunu erken anlamak ve çözümünü bulabilmek son derece önemli. Az önce de söylediğim gibi hani.